Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala hurma çeşitleri Gaziantep'in çarşı ve pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Aradığınız gibi gönderme yapıyoruz ve internet sitemizde çeşitli olarak sipariş da başlıyoruz. İlgin için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bir sürü okusuz var mı? Ramazan hurması insanların vazgeçilmezi. Yani yoğunluk olarak herkes iftar açmak için tercih ettiği ilk ürün hurmadır. Hurmalar ayrı ayrı. Kudüs hurması, İran hurması vesaire, Medine hurması. Tabii kişinin damak tadına, lezzetine göre değişir tercih ettiği hurmalar. Yani en kalitelisi benim kendi şahsi görüşüm. Bence Kudüs hurmasıdır. Çünkü Kudüs hurması biraz daha etli olur, daha bal tatlı olur. Fiyatlar tabii geçen seneyle kıyas etmek gerekirse %80 bir artış var fiyat oranlarında. Geçen sene 220-230'a sattığımız Kudüs hurmasını bu sene 400 liradan satışa çıkardık. Vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Kudüs hurması. Zaten biz de yoğunluğumuzu Kudüs hurması üzerine verdik. Dediğim gibi o biraz daha içi daha dolu dolgun, bal gibi olduğu için tabii onların da kalitelisi var. Medium, large, X large, XX large gibi. Dediğim gibi 11 ayın sultanı hurma olduğu için, Ramazan ayının sultanı hurma olduğu için insanlar hurmayla oruç açmayı tercih ettiği için bu insanlar için pek bir değişiklik göstermiyor açıkçası. Yani iftarlarda vazgeçilmez olan hurma dinimiz gereği sünnet olduğundan dolayı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoğunluk olarak hurma tercih ediliyor dediğim gibi. Ve biz de İftarlarda daha yoğun tüketilen hurmayı perakendeye getirdik. Daha farklı iftar için farklı çeşitleri bulundurmaya çalışıyoruz. Bunlar hurmanın kalitesini nasıl anlayabilir? Şöyle, işin içinde olmazsa onu anlayamaz. Şimdi gözle bakıldığı zaman aslında hepsi hurma gibi duruyor. Ama içinin doluluk oranına göre anlayabilir. Biraz daha etli olmasından anlayabilir. Zaten az önce söylediğim gibi işin içinde olmazsa anlayamaz. Onun için tatmadan almasını tavsiye etmem açıkçası. İftarda bir pişmanlık yaşayabilir. Alacağım başı.